Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kandil yapacağız. Kandil dediğim, hani eskinin gaz lambaları vardı ya, onun gibi süslü bir şey olacak. Şöyle kavanozlarımız var bizim. Küçük kavanozlar. Ne kadar küçük olursa ya da ne kadar süslü şişeleriniz olursa. Ben parfüm şişesiyle yapacaktım ama elimde şu an parfüm şişesi yoktu. Parfüm şişesini de bitene kadar beklemek istemedim. Hemen göstereyim dedim. Öncelikle kapağımızı, böyle düz olan kapağımızı şöyle bir vida ucu tırtıklı vidalı bir aparat ile delmeye çalıştım. Bu biraz eğrildi ama önce bunu ben çekiçle delmeye çalıştım. Çekiçle ezildi. Sonra bu vidayı akıl ettim. Şununla önce vurdum. Ezildi kapağım. Siz öyle yapmayın. Siz şöyle vidalı ya da matkapla da delebilirsiniz. Şimdi ben şunu sizinle birlikte delmek istiyorum. Biraz delindikten sonra bükerek genişleteceğiz. Biraz sağa sola da yapıyorum ki iyice genişlesin. Şöyle genişlettik. Şöyle sağa sola iterek de büyütmeye çalışıyorum. Ezilen yeri de içe basarak, bastırarak düzelttim. Bu tarafta çok bir şey olmadı. Bunun içine biz şöyle bir fitil geçireceğiz. İpimiz pamuklu bir ip olması lazım. Şöyle yanabilen. Naylon olursa, naylonlarda bu işlemi yapamayız. Şişemizin boyunluğunun biraz fazlasını keselim ipimizi. Halkamızdan geçirdikten sonra buraya da bir düğüm atacağız. Şöyle geçirdik. Bu kavanoz bunun kapağı, şu bunun kapağı. Öncelikle içini de süslemek için içine de değişik şeyler atacağım. Büyük kavanozumun içine şöyle kabak lifinden kopardım parçalar. Kabak lifi atacağım. Kurutulmuş şeyler yani. Şöyle bir şeyle de yerleştirelim. Sonra etrafına da kuruttuğum portakal dilimlerinden yerleştirmeye çalışıyorum. Ben şu an rastgele atayım. Siz istediğiniz gibi şekillendirirsiniz. Şöyle limonda kurutmuştum ama limon kururken böyle siyahlaştı nedense bilmiyorum. Bunları ben kendi evde kuruttum. Kabak lifini sadece almıştım hazır. Şöyle süslü bir kavanoz içi oldu. Bu kavanozumun içine de şöyle kurutulmuş çiçeklerden koyacağım. Önce şöyle plastik yeşil yapraklarım var. Çünkü eğer normal yapraklar atsam içine, içinde kuruyunca rengi değişir, bozulur diye atmadım. Onlardan koymadım.
Üzerine de kuruttuğum güllerden şöyle içine atıyorum artık nasıl durursa içinde. Çünkü düzenlemek uzun sürebilir. Üst üste gelmesin yeter benim için. Şöyle 3 tane gül kurusu atıyorum. Eğer elinizde yoksa bu gül kurularından hazır alabilirsiniz. Şeyden, baharatçılarda gül kurusu diye özellikle satılıyor kuru güller. Şöyle minik bir de küçük çiçekleri olan bir dal atıyorum. Tabii ezilmemesi için dikkat ederek elimden geldiğince. Şöyle değişik bir süslü bir şey oldu. Hatta sizin eğer elinizde bunlardan yoksa evdeki kullanmadığınız takılarınızdan kalan boncuklar ya da şöyle kum boncukları bile atabilirsiniz içine. Ben bunu pembe yaptım. Diğerine de portakal rengi olacaktım. Boncuğum gidip onu bulup geleyim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben boncuklarımı saklarken bir pratik bilgi, böyle şişelerin içinde ne olduğu belli olsun diye bantla üzerine yapıştırarak saklıyorum. İçinde açınca aynı renk boncuk çıkıyor. Şimdi portakal dilimlerimiz turuncu olduğu için buna da turuncu boncuk atmak istedim. Renk uyumunu düzenlensin diye. Ağır olduğu için en alta inecektir kendiliğinden. Bu boncuğumuzun portakallı olanın ipini hazırlamıştım. Şuraya da bir tane düğüm atıyorum ki ipim kendiliğinden açılmasın. Şunun da halka şeyini geçirelim. İpini. Düğümlü olan kısmını alta getireceğim. Biraz ölçerken boyunu biraz yukarıdan keserseniz yandıkça çünkü azalacak ipimiz. Biraz dar olduğu için şöyle alttan iterek geçirmeye çalışıyorum. Ben bunu geçirip geleyim. Kandillerimin iplerini taktım. Üstten şöyle de bir düğüm attım ki içine düşmesin kendiliğinden. Şimdi içinin gazını dolduracağım. Gaz yağı yani. Benim elimde şu an gaz yağı var diye gaz yağı kullanıyorum. İsteyenler renkli, çok güzel renkli kandil yağları da var. Ondan da kullanabilirler. Öncelikle bu en üst püsküllerini gaz ile ıslatmamız lazım. Çünkü biz bunun ipinin gazının yukarıya kadar çıkmasını bekleyemeyiz. Tabii zamanla ip yukarıya doğru çekecek bu gazı. Şöyle yakından göstereyim gazının dolumunu. Şu an ben çok kullanmak istemiyorum. Çünkü ben bu kandillerimi çok uzun süre kullanamam. Şöyle güllerimi olanı da üzerini geçecek şekilde yeniden isterseniz düzenleyebilirsiniz kurularını öncelikle çiçekleri, gülleri. Kapaklarını yavaşça kapatıyoruz. İplerinin gaz yağına temas etmesine
yardımcı oluyoruz ki ileride çeksin bu pamuklu ip onu. Kapaklarını iyice sıkıştırıyoruz. Bunu da aynen öyle. İster kenardan, ister ortadan bir boşluktan gazın içine girmesini sağlıyoruz. Bu biraz eğildiği için tutmasında sorun olacak. Sonra ben bunun kapağını değiştiririm. Şimdilik tutabildiğince. Ben elimi yıkayayım. Geleyim gaz kokusunu. Elimi sabunladım, geldim. Yanıma da böyle bir peçete aldım. Öncelikle de eğer buralara da damladıysa tehlike oluşturmasın diye siliyorum. Yani iş güvenliği yapıyorum. Gazımın kapağını kapatıp kaldırayım. Daha doğrusu gaz yağımı. Bu eskiden ki gaz lambalarında kullanılan gaz. Gaz yağı yani. Şunun üzerine de eğer fazladan geldiyse buraları da siliyorum ki oradan alev almasın. Sadece ipimizde kalsın gaz yağı damlattığımız. Evet, şimdi çakmağımızla yakıyoruz. Böyle bir görüntümüz olacak. Tabii kullanırken devrilmemesini engel olun. Böyle yanıyor. Tabii ilk başta ucunda püskül olduğu için iplerimizin fazla yandı. Normalde öyle yanmaz çünkü kısalacak yandıkça. Küçük kalacak ucu. Eğer bahçelerde park oturanlar varsa bahçedeki masalarını, evlerini bununla çok güzel aydınlatabilirler. Bu gaz biraz duman çıkardı ama kandil yağları çok duman çıkarır mı bilmiyorum. Yakın görünüşleri de böyle. Eğer sizin güzel parfüm şişeleri ya da çok güzel şekilli üfleme şişeleriniz varsa onlarla daha harika olur.